Fokus'ta karşınızdayız. Herkese günaydın. Bugün Fokus'ta stüdyo konuğumuz TBS Rum Genel Müdür Yardımcısı Mete Yüksel. Mete hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi az önce Bakan Albayrak'ın açıklamalarında dinledik. Ordu'da ve yine Sinop'ta açıklamaları devam edecek. Aslında benzer mesajlar sürüyor. Hem yeni ekonomi programının ikinci fazı dedi. Evet. Dengelenme sürecinden artık daha normalleşme sürecine geçiyoruz dedi. Ve ilginç olan, bizim için yeni olan şey işte 20 yıl vadeli düşük faizli konut kredisinden bahsetti. Şimdi nasıl görüyorsun? Yani dışarıda bu kadar resesyon endişeleri yaşanırken içeride biz hala ekonomiyi canlandırmak için hükümet nezdinde nasıl teşvikler yapabiliriz diye bir arayıştayız. Bunun yavaş yavaş hem reel ekonomiye hem sermaye piyasalarına yansımasını sence görecek miyiz 2020'de? Göreceğiz ama şöyle bir şey var, artık iletişim çağındayız. İletişim çağından kastım da şu, bir zamanlar bu şekilde teşvikler, Keynesyen modeller, işte piyasayı paraya boğmak bir işe yarıyordu. Ama iletişim çağında şöyle bir şey oluyor. Tamam, siz bu kadar piyasayı paraya boğuyorsunuz ama bunun sonunda işte bütçe açığının gayri safi milli hasılaya oranı Maastricht kriterinin üzerine çıkıyor. Ve siz bunu Twitter'da 8 kişinin yazdığını gördüğünüz zaman, işte YouTube hesabında o kadar insanın paylaştığını gördüğünüz zaman diyorsunuz ki aa bakın, bütçe çığırından çıkacakmış. O zaman bir kriz bizi bekliyor olabilir. Ben bir algı her ne kadar aynen öyle, çünkü eğer ileriki yıllarda işte krize doğru gidecek isek, ev fiyatları düşecekse, işte İstanbul'da %12 yıldan yıla düşmüş, önümüzdeki yıllarda da ev fiyatları düşebilir. Ben şimdi aldığım zaman her ne kadar ucuza alıyorsam da daha da düşebilir, güven gelmediği sürece. Şimdi iletişim çağında herkes bu makro etkilerini çok fazla konuştuğundan dolayı bundan 10 sene önceye kadar çok kolay işe yarayan Keynesyen modeller, para basma, piyasayı paraya boğma işe yararken artık bu kadar işe yaramamaya başladığını görüyoruz. Bundan dolayı da hani bu kadar işte teşvikler %1'in altına gelmiş, ev kredisi faizlerine rağmen tüketici güvenine baktığımız zaman tüketici güveni pek de hareket etmiyor. PMI 50'ye değiyor, sonra 48'e geri iniyor. Hani bir model turu, doğum sancısı, ne dersek ona, arzu ettiğimiz görüntüyü bir türlü görememe durumu içindeyiz. Bu açıklanan küçük şeylerin de onu çok da fazla değiştirmesini beklemiyor olmak lazım bence. Peki burada sizin TEP yatırım olarak, yani 2020'deki baz senaryonuz içerisinde fırsatlar ve riskler de istersen ikiye ayıralım. Artık hani yavaş yavaş, çünkü bu yılın hikayesi oluştu. Herkes önümüzdeki yılı merak ediyor. Neler koyarsın o tabloya? Biz pozitif olmaya devam ediyoruz. Tabii. Türkiye için pozitif olmaya devam ediyoruz. Ama şöyle bir kontekste koyalım. Ben hisse senedi yatırımı gözlüğüyle yaklaşıyorum olaya. Faizlerde gelebileceğimiz kadar aşağı geldik. Tamam, bundan sonra da işte 100 mü olur, 200 mü olur, bir indirim daha gelebilir ama bunun fiyatlamasını işte günlük repoda olsun, hani swap'ta olsun, şimdiden fiyatlayıp zaten bekliyor olduğumuzu görebiliyoruz. Onun marjinal fiyatlaması bundan sonra daha az olacaktır. Ama hisse senedi tarafına baktığımız zaman daha fiyatlayacak. O kadar fazla yerimiz var ki. Peki faiz indirim şoku o zaman piyasanın yaşamasını beklemiyorsun. Yani şu anlamda soruyorum. Beklentinin üzerinde bir faiz indirimiyle, daha doğrusu faiz indirim şoku demeyelim, kur şokuna yol açması. Öyle bir risk var mı sence? O her zaman durmaya devam masada edecek var. Bir durum. Ama şu anda baktığımız zaman 100 bipsler civarında bir faiz indirimini aralıkta fiyatlıyor gibi faizleri görüyoruz. Önden bir yüklenmiş faiz indirim fiyatlaması var. Fakat hisse senetlerinde düşük faiz şu anlama geliyor. Ben çok fundamental, temel analiz olarak sana diyebilirim ki işte sermaye maliyeti hesabında risksiz faiz oranı olarak 10 yıllık bonoyu kullanıyoruz ve 10 yıllık işte tahvilin getirisi yüzde şu anda 13'ün altındaki seviyelerdeyken ben 17 kullanıyorum. Piyasa 18'ler vesaire kullanıyor. Yani bizim burada... Siz hala 17 mi kullanıyorsunuz? Biz hala 17 kullanıyoruz. Peki onu mesela diyelim ki 12'ye çektiniz. Biz onu eğer ki 12'ye çeker isek %25 civarında ekstra yükselme potansiyeli daha buluruz. Yani şu anda bizim endeks için bir yıllık ileriye doğru tahminimiz 129 bin seviyesinde. Onun 160 binlere gittiğini görebiliriz.
çektiğimiz anda. %50-60 bir getiri potansiyeli olabilir. Öyle 129 binken bile işte yüzde ne kadar 27-28 var herhalde bugün itibariyle yükselme potansiyelimiz. Ki bu da anlamlı bir şey. Hani onun üzerine ekstra %25 daha koyduğumuzu düşün. Daha hisse senetlerinde hiçbir şey fiyatlamadık. Yani bu 1000 puanlık indirim de o zaman henüz fiyatlanmadı. Hisse senetlerinde fiyatlanmadığına inanıyoruz. Bir de faiz, düşük faiz mi, düşen faiz mi borsaya yarar? Düşen faiz borsaya yarar çünkü düşüyor olan faiz ortamında borsanın sürükleyicisi olan sektörümüz nedir bizim? Bankalar. Düşüyor olan faiz oranı vade uyumsuzluğuyla çalışan bankalar için şu etkiyi yapıyor. Bir aylık mevduat döndürüyorsun. Doğru. Her ay mevduata ödediğin faiz azalıyor bir banka olarak. Doğru. Ama krediden tahsil ettiğin faiz geliri işte 7 ay sonra şimdiki düşük düzeyine iniyor. Ondan dolayı da 3 çeyrek civarında yüksek faiz kazanmaya devam ediyorsun. Hani düşüyor olan faiz ortamı iyi fakat düşmüş ve düşük giden faiz ortamı banka marjları için negatiftir. Hmm. Bu olumsuzdur. Uzun vadede bunun olumsuz etkilerini görürüz. Ha, olumlu etkisi şöyle olur. Kredi alımını tetikler, hacim artışıyla bir şekilde kompanse edersin. Ama aradaki düşen faiz dönemindeki gibi borsada pırıltılı performanslar görmüyor olmamızı gerektiriyor. Şimdi biraz geriye gidip baktığımızda o 122 bin seviyesi eğer bahsettiğim potansiyel getiri olur ve faizler inmeye devam edecekse tekrar o zaman biz 2020'de borsanın rekor tazelediğini görebiliriz değil mi? Yani büyük ihtimalle göreceğiz. Evet. Şubat 2018'de gördüğümüz seviyeler. Evet, evet. Yani oraya doğru yolculuk yapıyor olmalı. Kimlerle şunu yolculuk şöyle yapacağız? Bir de tabii o merak konusu Mete. Yani hangi hisseler önderliğinde gidecek? Evet. Bankalar mı, sanayi mi? Biz bankaları ön plana çıkartıyoruz. Bankaları bu yıl zaten ilk banka diyen siziniz. Herkes evet. Riskler var derken siz öne çıkarıyordunuz ama hala o hikaye daha devam ediyor mu? Hiçbir şey görmedik şu anlamda. Biz şimdi 3. çeyrek sonuçlarını görüyoruz bankalarda. Provizyon giderlerinde büyük artışlar var. Bunun sebebi bu 46 milyar liralık ekstra sorumlu alacak paketinden her bankaya bir şeyler düşüyor ve ekseriyetle bankalar önden yüklemeli olarak giriyorlar. Onun için aslında parlak olan operasyonel sonuçlar bu ekstra provizyon giderlerinin içinde kayboluyor. Şimdi önden yüklemeli gittiğimizden dolayı 4. çeyrekte daha az provizyon ayrılacak. 1. çeyrek 2020'de bitmiş olacak artık. Çünkü 2019'un sonuna kadar ayrılması gereken bir rakamdan bahsediyoruz. Elbette yeni problemler alacaklar olur ama bu kadar büyük sepet halinde iki çeyreğe kocaman yansımış hali geride kalacak. Şimdi biz 3. çeyrek, 4. çeyrek, 1. çeyrek kesin spreadlerde bankaların kredi mevduat makaslarında açılmanın devamını göreceğiz. Provizyonların da büyük olmadığı dönemde ne göreceğiz? Operasyonel karlılık inanılmaz ön plana çıkacak. Bu 3. çeyrekteki iştahı çok arttırmayan tatsız banka bilançoları evet. 2020'de düzelecek diyorsun artık. 1. çeyrek 2020'de hem provizyonlarda hem spreadlerde. Fevkalade parlak olacak ve yani provizyon az nispeten şimdiye doğru. Kıyasla. Spread genişlemeye devam edecek. Bankalar deli gibi tüketici kredisi veriyorlar. Tüketici kredilerinin 13 haftanın yıllıklandırılmış hali %37,5'a geldi en son. Ticariye yansımıyor ama tüketiciye başladı. Ticariye yansımıyor ama tüketici de 37,5 diyorum ben. Yıllıklandırılmış, 13 haftanın yıllıklandırılmış 37,5. İnanılmaz büyük bir artış var. Ve tüketici kredisi verdiğin zaman komisyon kesiyorsun. Onun için bankalarda %25 %50 arası komisyon gelirlerinde yıldan yıla artışlar görüyoruz. Yani hem spread artacak, hem komisyon gelirleri artacak, hem hacim artıyor. Tüketici kredisi veriyorlar, ticari kredi vermeseler de. Onu soracaktım zaten. Ticari tarafta nasıl bir trend var? Yani oradaki hiç son rakamlar neyi yatay hiç mı? Yani çok yıldan yıla %5 falan gibi artışlar var. Bir taraf 37, bir taraf %5'te. Aynen öyle, aynen öyle. Yani 13 haftanın yıllıklandırılmışı yaklaşık %5'lere evet. geliyor şu anda ticari peki, tarafta. Peki kamu bankaları bu kadar kollarını sıvadı ticari kredi için. Evet. Onların işe yarayacağını düşünüyor musun? Bir de şöyle bir endişe var. Yani bilmiyorum yabancı yatırımcı da muhakkak size bu soruyu soruyordur ama bankacılık geneli için pozitif konuşsak da kamu bankaları bilançoları üzerinde acaba baskı olacak mı bu kadar faiz kampanyaları? Hem ticari hem tüketici. Evet yani kamu bankalarında sürekli dile getirdiğimiz sorun şu aslında. Çok hızlı bir şekilde kredi veriyorlar. Yani verdikleri kredi risk ağırlıklı aktif. Risk ağırlıklı aktif ve sermaye yeterlik oranlarını müthiş aşağı çekiyor. Şimdi Basel 3'ün işte çekirdek sermaye yeterlik oranı ile ilgili tutturulması gereken yerden sadece 100 bips uzakta kamu bankaları. Bu sermayeler ile
Ki bu çekirdek sermaye yeterliliğinde tier 1 veya ikinci sınıf sermaye benzeri krediler hesaba dahil olmuyor. Yani işsizlik fonundan vesaire sana bir sermaye benzeri kredi için senin tahvilini alsalar bu yardımcı olmuyor. Gerçek nakit sermayeye ihtiyacın var. Ve o noktadan sadece 100 bips uzakta olduğundan yani dolayı kamu bankaları hiç rahat değiliz. Yani bir iki çeyrek bilemedin 3 çeyrek daha idare edebilecek çekirdek sermayeleri var. Anladım. Kamu bankalarının ondan sonra bir müdahaleye ihtiyaç olduğu görünüyor. Yani şöyle olsaydı mesela kamu bankalarının kredileri %15 artıyor ama öz sermaye karlılıkları %16. Yani öz sermaye karlılıkları kredi büyümesinin üzerinde bir yerde olsaydı derdik ki tamam güzel kredi veriyor ama karlılık o kadar fazla yani yarattığı karla sermayeyi o kadar güzel besliyor ki yeni sermaye artırımı yapmasına ihtiyaç yok. Öyle bir görüntü de yok. Yani düzeltip baktığımız zaman öz sermaye karlılıkları kamu bankalarında yani beşlere düşenler hatta daha aşağısını gördüklerimiz yani sermaye tüketiyorlar, karsızlar. Karsız iş yapıyorlar. Ve kolları sıvayıp sermaye ihtiyacını arayışına çıkalım dediklerinde hem yurt içi için hem yurt dışı için birkaç saniye haber aldık. İşte Vakıf Bank'ını aldık. Yine diğer özel bankalardan aldık. Bunu gerçekleştirme kapasitesi var aslında bankaların değil mi? Yani şu an hem içeride hem dışarıda finansmana erişimle ilgili sermaye arttıramama gibi bir risk yok diye okuyorum ama bilmiyorum ne dersin? Şimdi sermaye arttırımından kastımız bizim gerçek bir sermayeden bahsediyoruz. Sermaye benzeri tahvil ihracıyla olan bir şey. Bunu faizini verdiğin zaman alabiliyorsun. Toplam sermaye yeterliliğiyle de ilgili Basel 3'te her banka için spesifik belirlenmiş asgari rakamlar var. Bunu tutturmak kolay sermaye benzeri. Sen likit enjeksiyonundan bahsediyorsun. Hayır. Çekirdek sermaye yeterlilik oranında işte birinci sınıf ya da ikinci sınıf sermaye benzeri kredi ihraç ederek çekirdek sermaye güçlenme imkanı yok. Bu hakikaten nakit olan bir şey olmak zorunda. Nakit dediğin gibi yani likidite enjeksiyonuna da gelir bunun en nihayeti. Sermayeyi de güçlendirir. Ama sırf likidite enjeksiyonla bitmez. Peki Ümmet istersen buradan biraz da yani geçelim herhalde bu bilanço sezonunu geride bıraktık ama bankalar dışında sanayi tarafında da bir hikaye var mı yok mu? Çünkü az önce sen dedin ki yani PMI'ler 50'yi gördü tekrar geri döndü. Evet. Yani Türkiye'nin zaten OW formasyonu olmayacak büyümesinde. L mi olur, U mu olur tartışıyoruz ama bu ortamda o zaman 2020'de de YEP'teki gibi %5'lik büyüme uzaksa sanayi için biraz daha beklemeli miyiz acaba? Yatırımcılar beklemeli mi? Beklenebilir. Özellikle bu İşte consumer cyclical yani ekonomideki dalgalanmalardan hassas bir şekilde etkilenen sektörlerden belki biraz uzak durulmasının devam etmesi gereken bir noktadayız. Ama bizim borsadaki şirketlere baktığımız zaman bunların değerlemelerini vesaire aslında sürükleyici olan şirketler, bankaları çıkartıp bakıyorum, finans dışı olarak bakıyorum, hepsi yani çok büyük bir %50'den daha fazlası TL'nin değer kaybından olumlu etkilenen şirketler. Bunu söylerken de hani bunların arasında ihracatçılar var. Yurt dışında iş yapan müteahhitlik şirketleri var. Ürününü dolar bazında değerleyenler var. Yine bizim dönüp dolaşıp da döviz açık pozisyondan ziyade fazla tarafın burada ağır basıyor o zaman. Evet yani şöyle bir şey döviz açık pozisyon kısmı bilançosal bir şey. Benim söylediğim kısım gelir tablosal bir şey. Gelir tablosal olarak kendilerini hedge edebiliyorlar. Yani dövizle borç almış olabilir, açık pozisyon taşıyor olabilir ama ihracatçı ve yurt dışında iş yaptığın zaman senin gelir akımın, gelir tablosuna işte para akımın döviz cinsinden olunca doğal bir şekilde hedge'li oluyorsun. Doğru. Ve bizim şirketlerimizin finans dışı, borsada işlem gören şirketlerin %50'den fazlası bu şekilde. Biz ihracatçıları seviyoruz. Diyebilirsin ki ihracatçıları seviyoruz ama Avrupa resesyona mı gidiyor? O zaman ihracatçılar kime satacaklar birinci pazar iyi büyüyemezken? Gerçi pazar çeşitliliği de başladı biraz. Pazar çeşitliliği başladı Asya, ama onun ötesinde şu da var. Trading down dediğimiz daha ucuz ürüne yönelme diyoruz ki bizim ihracatçılarımızın pazar payını bilakis arttıracaktır da. Hani Avrupa yavaşlıyor olabilir ama fiyatta o kadar büyük avantaj içindeyiz ki biz bundan dolayı da en azından pazar payını arttırarak bir şekilde defans sağlarız. Bahsettiklerim otocular, beyaz eşyacılar gibi
Avrupa, ağırlık olarak Avrupa'ya satış yapan ihracatçılarımız. Havacılık sektörü çok merak ediliyor. Öte yandan evet, çelik sektörü merak ediliyor. Yani çünkü hani o BIST 30 içerisinde konuştuğumuz bol bol işte THY ne olur, Erdemir ne olur? Ne dersin onlar için? Havacılığı beğeniyoruz. Hı-hı. Havacılık bizim en beğendiğimiz sektörlerden bir tanesi. Turizmle alakalı olarak da yani büyük hacimli kime yatırım yapabiliriz diye baktığımız zaman havacılık sektörü ortaya çıkıyor. Biz sürekli burada konuşup tekrar belki gerekiyor ama Pegasus en fazla ön plana çıkarttığımız şirkettir. O da şu elastikiyete sahip olan bir şirket. Kârsız bir hat mı var? Onu kapatıyor. Kârlı hatta o uçağı çok rahatlıkla alıyor. Yani bir sosyal sorumluluk üstlenmeden çok hızlı bir şekilde bunu yapabildiği için kârlı ve hızlı büyüyen ve de aynı zamanda iskontolu işlem gören bir şirket. Ondan dolayı Pegasus ve Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları'nda da alım öneriyoruz, beğeniyoruz. Ama orada biraz önce bahsettiğim bu sosyal sorumluluktan dolayı uçması gereken bazı hatlar var, kârsız da olsa. Bundan dolayı da biraz operasyonel tarafta düşündüğümüzden bir miktar daha zayıf diyebileceğim sonuçlar görüyoruz. Onun için ikincil olarak tavsiye edebileceğim bir havacılık hissesidir. Demir çelik tarafında, demir çelik global bir sektör. Bu da şu anlama geliyor. Eğer ki Çin-Amerika ticari savaşı kızışır, dünyanın büyümesine bir zeval gelecek olur ise çelikçiler genel olarak olumsuz performans gösteriyor. Çelikte gördüğümüz bizim problem biraz da şu şekilde. İşte bu koklaşmış kömür ve demir cevheri fiyatları bir yere gitmiyor. Sabit gibi ilerlerken nihai mamul özellikle yassı çelik tarafında fiyatlar aşağı geliyor. Bu da marj baskısı yaratıyor. Evet. Ondan dolayı da her ne kadar nihai mamulü dövizle fiyatlayan bir sektör olsa da bundan dolayı çok heyecan hissetmiyoruz. Peki şu merak ediliyor Mete, sorular da gelmiş. Jeopolitik riskler borsada ya da spesifik olarak hisselerde fiyatlanır mı diye. Örneğin devam eden Halkbank davası, İran'a ambargolar olur mu, petrol fiyatları ne olur, tüpraş, petkim nasıl etkilenir enerji fiyatlarından diye. Yani hem jeopolitik riskler hem de enerji fiyatlarını değiştirebilecek gelişmeleri takip ediyor musunuz? Evet, yani jeopolitik riskler önemlidir. Halkbank davası da önemlidir. İşte orada sürekli olarak aldığımız sorulardan bir tanesi mesela, Halkbank eğer ki bir işte ceza gelir ise bu Halkbank'a spesifik mi kalır yoksa diğer bankalara sirayet eder mi? Diğer bankaların Halkbank'la çalışmasını önleyebilecek bazı yaptırımlar da gelebilir mi? Bakıyoruz ama nihai sonucu görmemiz lazım. Nasıl bir karar çıkacak ve bizim bu kararı olan tepkimiz nasıl olacak? Bunu görmeden bununla ilgili derin bir yorum yapmak mümkün değil. Ama işte suçlamaları hep beraber okuduk. Dönüyor işte 20 milyar dolarlık işleme aracılık yaptı Halkbank. Hani bunun bir oranı olarak bir daha önceki gördüğümüz case'lerde bunun bir oranı olarak bir ceza belirtiliyor. Ama bu ceza da nihai ceza olmuyor. Eğer ki ben uslu çocuğu oynayacağım, bundan sonra bunun olmaması için gerekli tedbirleri alacağım, merak etmeyin derseniz %80, %90 iskonto alabiliyorsunuz. Onun için hani orada olumsuz bir rakam gördüğümüzde de bir anda olumsuzluğa kapılmamak lazım. Ki zaten %90 iskonto sonucunda evet, fiyatlandı biraz negatiflik değil mi artık? Fiyatlandı, artık fiyatlanmıyor. Yani negatif haber akışı geldiğinde dahi Halkbank'ta hissenin artı kapattığını görebiliyoruz. Tüpraş'ta petrokimya sektörüyle ilgili konuşacak olursak yine dünya büyümesine fevkalade bağlı, petrol fiyatlarına çok bağlı. Ama orada şu iki şey birbiriyle dans ediyor aslında, özellikle Tüpraş'ta petrol fiyatlarının yükselmesi stok kârı yazdırıyor. Stok kârı yazdığı için seviniyor olabiliriz. Ama petrol fiyatının artması ve bunun nihayetinde eğer bir tüketim düşüşünü de bir arada getiriyorsa, petrol fiyatı artı ben daha az tüketeceğim, o zaman karlılığa pozitif yansımıyor Tüpraş'ta. Bunu aklımızda tutmamız lazım. Tüpraş'ta bir de 3. çeyrek sonuçlarında zaten konsensusta göreceğimiz, görebildiğimiz gibi piyasa zarar bekliyor. 100 milyon mudur, 150 milyon mudur, o arada bir zarar bekleniyor şu anda. Belli ki daha önce tedarik ettiği kadar ucuz ham petrolü tedarik edemediğinden dolayı marjlarında bir miktar zayıflama meydana geldiğini göreceğiz. Bu biraz kalıcı bir duruma da işaret ediyor olabilir. Onun için biraz uzun vadeli olarak da belki riskimizi azaltmamız gereken bir durumdayız. Orada tek
pozitif durum bu Uluslararası Denizcilik Organizasyonu IMO'nun işte daha düşük sülfürlü yakıtların kullanılması ile ilgili 2020 başında başlayacak olan uygulamaları olacak. Yani fuel oil yerine gemiler dizel kullanacak ve dizel de Tüpraş'ın en büyük üretim alanlarından bir tanesi. Çok daha karlı bir alan. Ondan dolayı 2020'de dizel fiyatlarının artmasıyla karlılığı artabilir. Orada da şöyle bir durum var. Asfalt da üretiyor bu arkadaşlar. Asfalt daha önce dizele benzer fiyatlamalarla hareket ederdi. Evet. Ama şimdi görüyoruz ki birazcık o kullanılması yasaklanacak olan fuel oil ile benzer fiyatlamalarla asfalt fiyatları hareket ediyor. Yani eğer ki asfalt üretimine bir zafiyet gelir ise o tarafta karı törpüleyebilir mi acaba diye bir olumsuz da senaryo şu anda içimizde büyüyor. Peki mesela istersen son birkaç dakikayı biraz potansiyel not artırımı olur mu? CDS'ler nereye gider ve Eurobond'ları da biraz konuşarak kapatmak istiyorum izninizle. Ne dersin? Türkiye'nin şu an risk primi göstergesi gerçekten oldukça geri çekildi ama daha gerileyecek yer var mı? Fitch'ten sonra Moody's'ten de bekler misiniz bir hamle? Genelde bu işte uluslararası not şirketleri birlikte ve aynı mantık çerçevesinde hareket ediyorlar. Fitch'in göründüğümü durağını alırken söylediği bütün faktörler aslında Moody's ve S&P'nin de önünde şu anda var. Ondan dolayı da bir en azından görünümde iyileşmenin önümüzdeki dönemde görülebileceğine inanıyoruz. Çünkü bu görünümler aşağı indirilirken veya not indirimi olduğu dönemde ki konjonktürle, TL'nin seviyesiyle, PMI'nin seviyesi, sanayi üretimin seviyesiyle şimdiki durum kıyaslanmayacak kadar farklı. Şu anda fevkalade daha olumlu bir senaryo içindeyiz. Güney Afrika ile kendimizi karşılaştırıyoruz. Güney Afrika'nın bizden bu kadar daha iyi durumda yatırım yapılabilir seviyelerde olmasını yani hiçbirimiz izah edemiyoruz. Herhalde onlar da bir şekilde hiç kimsenin bunu izah edemediğinin farkına varıp bir düzeltme hareketi yapacaklardır. Onun için ekstra bu şok olmazsa bekliyorsunuz evet, o zaman. Ama Fitch'in şimdi görünüm düzeltmesiyle beraber zaten bu olumluluk bir şekilde fiyatlanmaya başladı. Bunun en büyük fiyatlamasını zaten Eurobond'larda gördük. Bir onun üzerindeki mi faizlerde? Yani son birkaç haftada özellikle değil mi gelin? Son birkaç haftada özellikle bu Fitch kararı itibariyle diyebileceğimiz nokta itibariyle çok ciddi düzeltmeler gördük. %10'un üzerindeki getirilerden işte %6'lara 7'lere inmiş durumda büyük bankaların 2020-2023 vadeli Eurobond'ları. Hala aslında dünyadaki faiz ortamına baktığımız zaman bizim bankalarımızın bir ödeme güçlüğüne düşmeyeceği varsayımı altında fevkalade cazip seviyeler. Hala giriş olabilir ama unutmamak lazım ki vade sonuna kadar tuttuğun takdirde sen bu %7, %8 getiriyi alıyorsun. Aynen. Arada büyük dalgalanmalar olduğunda senin de eskaza paraya ihtiyacın varsa bozdurmak senin de %20'sini kaybettiğini görebilirsin. Onun için ona göre yaklaşmak lazım. Mete çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok yararlı, çok güzel bir yayındı katıldığın için, paylaştıkların için. TEB Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mete Yüksel'i aradık Fokus'un ilk bölümünde. Şimdi Mete Yüksel vurguladı. Fitch'le beraber aslında içerideki ortamın iyileşmesi de banka Eurobond faizlerini aşağı aldı diye. Burada Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 5 yıllık dolar cinsi ihracını da biraz işleyeceğiz. Biz nihai getiri %5.7 olarak gerçekleşti. Ve dış finansman programı, 2019 dış finansman programı çerçevesinde 2024 vadeli bir ihraçtı bu. Şimdi detayları Bürümcekçi Araştırma ve Danışmanlık Kurucusu Haluk Bürümcekçi ile konuşacağız. Haluk hoş geldin yayına. Ne dersin hazinenin bu döviz cinsi ihracı için? Hoş bulduk. Beklenen bir ihraç sayılabilir. Yani yılın son aylarında bir aşağı gelmesi çok olası duruyordu. Zaten borçlanma olarak da ihtiyaç bütçe açığının çok yüksek seyretmesi nedeniyle ortada. İç borca fazla yüklenmek istemiyor hazine faizleri düşük tutmak amacıyla. O yüzden sürpriz olmadı ve yüksek bir borçlanma daha gerçekleşti. Toplam borçlanma zaten hedef Temmuz ayında da aşılmıştı. 8.7 milyar dolara ulaşmıştı toplam borçlanma. Şimdi 11.2 milyar dolarla yılı kapatacak gibi görünüyor. Belki Aralık'ta bir prefinansman amaçlı bir ihraç daha bile koşullar uygun olursa gözlenebilir. Olmayabilir ama öyle bir ihtimal de var. Bu tabii son yıllarda gördüğümüz en yüksek dış borçlanma benim hatırladığım. Uzun süredir bu civarda bir yıllık borçlanma görmemiştim. Gelecek sene programında da yine
yüksek bir hedef kondu. Tam şu anda hatırlamıyorum, 10 milyar dolar civarı olması lazım. Bu tabii olumlu tarafları, bunun yanında şöyle bir tarafı da var. Bu şunu gösteriyor. Kasım ayında da bütçe dengesinin çok açık verdiğini, finansman ihtiyacının yüksek seyrettiğini gösteriyor. Bu tarafı da var tabii. 5 milyar dolar olan rakam tek seferde gördüğümüz son zamanlardaki en yüklü ihraç, yanlış anlamıyorsam bunun altını çizdim. Bir de %5.7'lik getiri sence daha önceki döviz borçlanmalarla kıyaslandığında ve şu an piyasadaki faizlerle kıyaslandığında olumlu diyebilir miyiz? Yani görece düşük bir faiz diyebilir misin? Az önce Fitch'in görünüm kararı da banka eurobondlarını aşağılıyor dedik. Bundan sonraki süreçte de acaba dövizle borçlanmalarda hem bankaların hem de kamunun biraz daha aşağı gelebilir mi? Ben hani yıllık toplam olarak yüksek olduğunu kastetmiştim. Anladım. İhraç başında. Yani tabii getiri olarak normal dünyadaki şu andaki ortama bakıldığında veya ilgiye bakıldığında şeylere ilgi, iyanlara ilgi güçlü devam ederse daha düşük faiz oranlarıyla ihraçlar yapılabilir. Haluk, çok teşekkür ediyorum katıldığın ve görüşlerini paylaştığın için. Haluk Bülümcek için görüşlerini aldık. Kısa bir ara, aranın arkasından araştırma müdürümüz Cumhur Örnek'le ve yine yabancı bağlantılar CMC Market Analisti Michael Hilson'la karşınızda olacağız. Önce bir ara. Fokus'a devam ediyoruz. Cuma, günaydın, hoş geldin. Günaydın Güzel. Bugünün ilk yarısında neler var? Benim tanık olduğum kısımda Bakan Albayrak vardı. Biz programı açarken de açıklamalarını takip ettik ama başka neler dikkatini çekti başlıklarda? Özellikle bizim bu ara odaklandığımız nokta, biliyorsun, Türkiye ile ABD dış ilişkileri ve Borsa İstanbul'da boşluklu açılışları da ya da düşüşleri ya da yükselişleri Amerika'daki gelen haber akışı oldukça yakından birebir ilgilendiriyordu. Bu konuyla ilgili olarak dün akşam saatlerinde gelen, herkesin yakından takip ettiği beklenen telefon görüşmesinin gerçekleştiğini ve 13 Kasım'la ilgili olarak artık her iki tarafında görüşme konusuyla ilgili açıklamaların geldiğini görüyoruz. Bu görüşme konusunda yapılan açıklamanın içerisine baktığımızda terör, Suriye, ticaret ilişkileri, dolayısıyla biz yeniden ABD hangi ürünleri ihraç ederiz, ne yaparız, ne ederiz muhtemelen yeniden haftaya konuşmaya başlarız. Sabah saatlerinde dün mesela bu haber geldiğinde New York seansında Türk lirasının çok da fazla değerlenmediğini gördük. Açılışta 5.76'lardaydı. Daha sonra İstanbul açılışı ya da Türkiye açılışından sonra yavaş yavaş aşağıya geldiğini gördük. Nispeten 5.74-50 seviyesindeyiz. Bir bunu bir kenara yazmak lazım. Macaristan ziyareti öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Hani öyle çok fazla ön plana çıkartabileceğimiz bir şey yok ama en azından... Peki, kimle görüşecek? Durum değerlendirmesi yapacağım dedi Suriye'deki teröristlerle ilgili. Zaten biz operasyon başladığı noktadan itibaren hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yoğun temaslarını görmüştük. Hani bu konuyla ilgili olarak taraflar kim varsa hep bilgilendirme toplantıları ya da telefon görüşmeleri ya da Hulusi Akar'ı da unutmamak lazım, Savunma Bakanı. Sepetin içinde hep Rusya'da vardı zaten. Bu hep vardı. Hani ve bu üçgen zaten hani Rusya, Amerika ve Türkiye olarak kurulmuştu. Yanına tabii ki diğer ülkeler de gelmişti. Avrupa Birliği ve İran olmak üzere, İngiltere olmak üzere. Dolayısıyla bunlar vardı. Başka diğer taraftan neyi gördük? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün iki yerde konuşacak. Bir tanesini yaptı zaten Samsun'da. 15.30'da da Ordu var. Ordu ve Sinop dedim ben de programı açarken, düzelteyim. Samsun'da yapıldı. Şimdi Ordu'da yapılacak. Evet, doğru. Ondan sonra yine kısa bir özetle, yani geçtiğimiz dönemdeki finansal gerçekleşmeler konusunda Bakan Albayrak bilgi verdiğini gördük. Ve ondan sonra da önümüzdeki dönem içerisinde de görüyoruz ki 3. çeyrek ilişkin öncü göstergelerin toparlandığını söyledi. Tek haneli enflasyondan bahsetti. Bir de en sonunda biraz da alkış da aldı. Dar geliriye 20 yıl vadeli hani konut projesinden bahsetti ama biz genelde bu sene konuştuğumuz konuların içerisinde istihdam kaybından bahsediyorduk. Satın alma gücünün azalmasından bahsediyorduk. Dolayısıyla önümüzdeki hafta biliyorsun hem sanayi üretim verileri gelecek hem istihdam verileri gelecek. Hani sıra konut almaya gelecek mi? Teşvikler devam edecek aslında, o sinyali aldık. Yani tüketiciyi desteklemek adına. Bir o,
bir de hani o düşük finans, yani paranın, TL'nin faizinin düşük olmasıyla ilgili olarak biraz önce de zaten Haluk Bey'le de konuştuğunuz dış borçlanmayı vaktimiz kalırsa değerlendiririz. Biraz girelim mi ona da bu arada? Olur. Bir şey daha söyledi. Onda bir ufak bir hesapla 82.3 ton dün de konuşmuştuk Esenli'ye de ondan önceki gün piyasaya kazandırıldı diye. Onu 275 lira gram fiyatından gidecek olursan eğer 22.6 milyar TL ne yapıyor. Ne için söyledi? Bunu altın... Yastık altında altın muhtemelen de. Hani ekonomiye kazandırdık dediği noktada zaten bankacılık sisteminde olan bir altın stoğu zaten sistemin içerisinde. Kazandırdık kelimesinin altından ben şunu cımbızlıyorum. Yastık altında olan kısım işte hazinenin ihraç etmiş olduğu altın tahvilleri ya da altın sukuplarıyla birlikte devreye girdi diye okuyorum ben bu açıklamayı. Kabaca da bir matematik hesabıyla da 22.6 milyar TL. Ki hani bütçenin ve hazinenin bu dönem içerisinde TL ihtiyaçlarını alternatif maliyeti daha düşük olan kısımlarda düşünecek olsak 22.6 milyar TL az değil. Peki piyasalarda şu an özellikle bütün bu haber akışlarının pozitif etkisi var mı? TL varlıkları için soruyorum. Mesela borsa dikkatimi çekiyor. 2485'lere kadar geldik orada. Yani o sürekli geçemediğimiz 101 bin direnci kırıldı sanki. Gözüken o. Dün başladı ve hareketin devamı da geliyor. 100.600, 101.200 bunlar hep vurgulanan konuların içerisinde geçiyordu. Gözüken o ki böyle 105.600'e doğru da bir hareket var. Ama hani bu ne kadar desteklenecek ona da takip etmek lazım. Gördüğümüz kadarıyla işte bir önceki tepe seviyesini en azından kapanış olarak çizdirdiğimizde yavaş yavaş adım adım yukarıya gittiğini de görüyoruz. Evet, az önce Mete Yüksel'de o 122 bin rekor seviyesi 2020'de tekrar kırılabilir, üzerine gelebiliriz diye takip edeceğiz. Mesela Tufan Cömert de onu söyledi. Mesela %12,5'lara gelen bir tahvil faizi var ya 10 yıllık. Hani o bile Excel'in üzerinde o A1 hücresine değerlemeleri bir anda yukarı doğru atabilir ama neyle dolduracağız işini tek çıkamadıkları için herhalde birazcık daha beklemeyi tercih ediyorlar. Peki Cumhur, yabancıya gidelim istersen beraber. Çünkü o tarafta da biliyorsunuz faz 1 anlaşmaya varıldı denildi. Ama dün gelen açıklamalarla Kasım değil ABD Çin arasındaki anlaşmanın aralığa kalabileceğine dair sinyaller vardı. Hemen sonrasında bunun üstüne ne oldu? Amerika borsaları satışladı dün. Bu sabah Asya borsalarında yine satışlar vardı. Fakat şu son birkaç saattir Çin'den gelen Amerika ile tarifeleri kademeli olarak kaldırmada anlaştık mesajı sanki o risk iştahını yeniden getiriyor gibi. Bunları konuşacağız. Michael Hixon olacak, CMC Market analisti. Hi Mr. Hixon, welcome on show. Merhaba Sayın Hixon, programımıza hoş geldiniz. Good morning. Merhaba, iyi günler diliyorum. Thank you for joining us. Teşekkür ederiz bize katıldığınız için. The belief stock rally will be continue. Piyasasının devam edeceğine inanıyoruz. Siz son açıklamalar konusunda ne düşünüyorsunuz? Çin'den gelen ticaret gerginlikleriyle alakalı olarak. Yeah, it's certainly a positive. Evet, kesinlikle olumlu bir gelişme oldu. Endişeleri düşünecek olursak Başkan Trump ve Başkan Xi Jinping'in bir şekilde öteleyecek değil de yeni bir ticaret anlaşması imzalayacak düşüncesi tabii ki iyi bir haber oluyor. Her iki tarafında bir şekilde faz bir anlaşmasına varması iyi bir şey. Ancak beni bu yorumda şaşırtan şey şu oldu. Herhangi bir detay verilmemişti. Şimdi biraz daha zamanları belirlemeye çalışıyorlar. Zaman içinde ne olacağını göreceğiz. Olayların sırasını çok iyi bir şekilde belirleyebilirsiniz ve onları o gündemi de uygulayabilirsiniz. Uygulama zaten burada ki zaten her zaman problem olan şey oldu. ABD bir şey yapmayı kabul etti. Çin onu yapmayı kabul etmedi. Çok farklı şeyler oldu. En önemli detaylar bence burada eksik. Ancak piyasaları yukarı itmeye yetti. Ve piyasaları desteklemeye devam edecek. Ancak benim için en büyük soru işareti şu. Yıl sonundan önce ne olacak? Başkanlık seçimi de var bir yıl sonra ABD'de ve ben şöyle düşünüyorum, bu Başkan Trump'ın çıkarına olmayacaktır hızlı bir şekilde şu an anlaşma yapmak. Bence kendisi önümüzdeki yılın ilk dönemlerinde yapmayı tercih edecektir bu anlaşmayı. Tabii iyimserlik var, iyileşme olması, gelişme görülmesi yılın bitmeden önce de, ancak ben hala şüpheciyim. Mr. Hewson, we have the Bank of England İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi toplanıyor bugün. Faiz indirimi, faiz beklentisi var. Enflasyon ve büyüme revizyonu yapması bekleniyor. Şu ana kadar para politikası nasıldı? Nasıl etkilendi sizce Brexit durumundan ötürü bu belirsizlikler nasıl etkiledi? Aynı şekilde şunu sormak istiyorum. Olası
Sayın Carney'nin yerine geçebilecek isimler var mı? Aday isimler var mı? Bence bu büyük bir soru. Piyasalar şu an bunu merak ediyor. Carney'den sonra kim gelecek merak ediyor. Çünkü para politikası açısından değerlendirecek olursak bir değişiklik olmayacaktır diye düşünebiliriz. Ocağın sonundan evvel aynı zamanda belirsizlikler de var tabii ki. Şimdi genel seçimlerden kaynaklanan 12 Aralık'ta genel seçim var. Tabii ki bu hükümetin renginin ne olacağını bilmiyoruz. Kim hükümeti kuracak? Ne olacak bilmiyoruz. Mali politikalarda ne olacak bilmiyoruz. Çok fazla belirsizlik var. İngiltere Merkez Bankası ne yapması gerektiğiyle alakalı 2020'de ne yapması gerektiğini de bilmiyoruz. Mark Carney'den sonra gelecek kişi söz konusu olduğu zaman bu birkaç adaydan bahsedebiliriz ki bir tanesi Sayın Rajan daha önce zaten işte bulunmuştu. Mükemmel bir aday olduğunu söyleyebiliriz. Yeni bir nefes getirebilir ancak burada açıklık yok. Bay Carney'nin ardından kim gelebilir çok fazla bilinmiyor ancak onun dönemi uzatılabilir diye bir söylenti var tabii ki. Ve FED politikalarına dönmek istiyorum ve FED başkanlarına dönecek olursak gördük ki hali hazırda ABD ekonomisinin iyi bir şekilde olduğunu ve 75 bas puanlık faizinden mutlu olduklarını söylediler. FED'den bir sonraki hamle olarak ne beklememiz gerekiyor? 2020'de faiz indirimleri gelir mi mesela? Ne düşünüyorsunuz? Bence bir faiz indirimi görebiliriz 2020'de ve bu durum esasen veriye bağlı olarak değişebilir. Şu an için veriler nispeten güçlü görünüyor. Son FED politika yapıcılarından gelen yorumlara bakacak olsak, Evans'tan ya da Williams'tan gelen yorumlara bakacak olsak nispeten olumlu ABD ekonomisinden bahsettiklerinde bazı görüşmeler var, bazı konuşmalar var. Amerikan Merkez Bankası'nın bir şekilde yapacağı şeylerle alakalı söylentiler var ve FED'in bir sonraki aksiyonu 25 bas puanlık faiz indirimi olacaktır. Bu da tabii ki önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde iyi karşılanabilir ABD ekonomisi daha fazla zayıflamaya başlarsa. Michael Hewson, sizi burada görmek oldukça güzeldi. Bize katıldığınız için bir kez daha teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet yani yurt dışına geçelim istersen. Pardon, yurt dışına geçmeden bir iki cümle hazinenin Eurobond ihracını aktarmadık. Onu aktarıp sonrasında yurt dışına toparlayalım. Şimdi hazinenin resmi sitesinden kesinleşmiş sonuçlar yok. Ama Bloomberg terminalde yer alan haberden aktaracak olursak eğer 2,5 milyar dolarlık bir ihraçtan bahsediliyor ki geçtiğimiz dönem içerisinde şöyle bir hafızamı yokladığımda sanki en büyük klip 2 milyar dolar olarak geliyordu. Parça parça bazı dönemlerde 1 milyar 1 milyar geldiğini görmüştük. Dolayısıyla öncelikli olarak bunu söyleyelim. Piyasadaki fiyatlamaya bak %5.30'du. 5.7'lik bir gerçekleşme olduğu söyleniyor. Hafif bir ihraç primiyle sanki bu tahvil ihracı gerçekleşecekmiş gibi gözüküyor. Elimizdeki şu anki bilgiye bakacak olursak eğer. Bundan sonrası için evet belki biraz proaktif davrandılar. Hemen hemen herkes aynı şeye davranıyor. Asya'daki ihraçlara baktığım zaman orada da 2018-2019 rakamlarının ciddi anlamda fark olduğunu görüyoruz. Hele bir de oluşan bu iyimserliği düşünecek olursan faizlerin aşağı geldiği bir ortamda CDS'imiz de en azından ortalamalara göre 200 günlük ortalamamıza göre ciddi 70-80 bas puan aşağıda. Böyle bir ihraç gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Bir başka soru, bunu da Euro'ya dönecek miyiz dönmeyecek miyiz? Acaba hani orası da açıklamanın detayında yer alacak gibi gözüküyor. Böyle beklenti var mı bilemiyoruz. Bunu bilemiyoruz çünkü şöyle bu senenin genel stratejisini okuduğumuzda yılın... Ama hiç bu kadar yüklü bir döviz cinsi borçlanma yaptığımız yıl olmamıştı uzun zamandır dedi Haluk. Zaten yılın geneli için değil mi yani 2019 borçlanma çerçevesinde bol bol döviz cinsi ihraca çıktık. Evet şimdi eğer ki sendikasyonlarla ya da farklı konularda alternatif zaten bundan önce hatırlarsan geçen senenin bu döneminde farklı bir metodoloji göreceksiniz diye Bakan Albayrak bir söylem atmıştı. Risk yönetimi şimdi eğer ödemeler ve diğer cinsle de düşünecek olursak eğer hani euro kısmını şöyle açıklamışlardı. Bir maliyeti düşük, iki ihracat pazarlarımızın fazlaca euro kısmı değerlendiriliyor diye. O yüzden de hani ben birazcık hani ihracat kısmından ziyade maliyet kısmına odaklanıyorum.
odaklandıklarını düşünüyorum. Bu yılın başına baktığım zaman da işte dolarla çıkılan ihraçların hemen akabinde aynı gün içerisinde, aynı metin içerisinde duyurularak bir swap işlemiyle, bir takas işlemiyle dolardan euroya döndüğünü görmüştük. Bakalım bugün de aynı strateji uygulayacaklar mı? %5.7 gibi gözüküyor rakam. Faizi de pozitif yorumlayabiliriz değil mi? Gelen talebin de yoğun olduğuna dair traderlerle ben sabah konuştuğumda bir bilgi veriyoruz. Tabii ki resmi açıklama gelmeden bunları bilemiyoruz. Altını çizelim ama herhalde revize edildi. Yani 5.90'lar telaffuz ediliyordu. 90'ın üstü. Evet, dün ilk çıktığında işte ben 5 yıllık tahvil tarafına baktığımda %5.40, 5.50 gibi rakamlar vardı. 30-40 pips bas puan üstünde gibi gözüküyordu. O da aşağıya gelmiş. Bugün o aynı yere baktığım zaman 5.27 görüyorum. CDS düne göre 2 puan aşağıda, 326'da. Hani bunlar aktarabileceğimiz konular. Piyasada yurt dışına hızlıca geçeyim istiyorsan. Trump'la Xi görüşmesi Aralık ayına ertelenebilir diye sabahleyin bir haber vardı. Hemen akabinde işte fazlar devam ettikçe karşılıklı olarak tarifeler kaldırılacak manşetinin düşmesi S&P 500 vadelisini yeniden rekora taşıdı. Zaten %0.3-0.4 altında işlem görüyordu. Bir atakla zaten 3092'ye kadar yükselmiş oldu orası. Bugün spot piyasada da rekor tazelendi diye kırmızı görebiliriz o zaman. Muhtemelen akşama kadar ters bir şey görmezsek eğer. Dolayısıyla İngiltere'yi söyledik. Almanya'dan sanayi üretimi geldi. %4.3 orada bir aşağıda. Yine hani beklenti ye karşılık ama yıldan yıla baktığımızda orada da bir sıkıntılı durum var. Aylık olan mı? -0.4 beklenti, -0.6 açıklanan. Yok, %4.3'e de %4.4'tü galiba. Günün ilk yarısında aylık vermiştim. Onu %4.3 düşmüş, beklenti 4.4'müş. Onu söyledik. Bir de bu repo piyasası ile ilgili yeniden yıl sonu sıkışabilir diye raporlar var. Fed tarafında 60 milyar biliyorsun yılın ikinci çeyreğine kadar da almaya devam edecekler önümüzdeki yılda. Janus Henderson böyle bir rapor yazmış. Birazcık daha nakidi elimizde fazla bulunduruyoruz. Yıl sonunda yine böyle bir telaşlı durum görürüz demişler. Fed'in bu repo sıkışıklığı haber akışının dolar endeksi ya da ABD faizlerinde etkisi olur mu sence? Yani nasıl bir sonucu olur bu adımı? Dolar endeksine baktığımda hani bu hafta bizim gördüğümüz acaba yeni bir kapı açılıyor muydu? Euro dolar yineden geldi aşağılara 1.1078'e. Yukarıda benim anladığım parite 1.10 ile 1.12 arasında bir yere gitmeden orada dar aralıkta kısa paslaşma yapmaya devam edecek. Cumhur, çok teşekkürler aktardıkların için. Cumhur Örnek'le beraber Fokus'un sonuna geldik. Şimdi Ali Çağatay karşınızda olacak. Hoşçakalın.